Merhabalar, The Iron Claw filminin incelemesiyle karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Bunun bir hatırlatmasını yapayım. The Iron Claw'un yönetmeni Sean Durkin, kendisinin ilk defa bir filmini izliyorum. A24'ün yapımcılığını üstlendiği bir film ve başrollerinde de Zac Efron, Triangle of Sadness'tan tanıdığımız Harris Dickinson ve The Bear dizisinden tanıdığımız Jeremy Allen White var. Film, Amerikan güreşinde önemli yer edinmiş Von Erich ailesinin gerçek hikayesini anlatıyor aslında. Babaları Fritz Von Erich, daha önceden Amerikan güreşi yapmış, emekli bir güreşçi ve çocuklarını da hep bu şekilde yetiştiriyor. Sadece erkek çocukları var. Toplam 5 tane erkek çocukları var filmde. Birini küçük yaşta kaybediyorlar ve diğer 4 kardeşin hikayesini izliyoruz aslında biz. Dediğim gibi çok baskıcı, çok otoriter, sürekli çocuklarını güreşe ve spora yönlendiren, üzerlerinde ciddi baskı kuran bir baba Fritz. Anneleri Doris de açıkçası birazcık ilgisiz bir anne. Sürekli babalarıyla çocukları yalnız başına bırakıyor bu konuda. Ve bunlar sizin aranızdaki meseleler, ben karışmam diyerek kendisini hep dışarıda tutuyor. Böyle de bir ilgisiz anne figürü ve baskıcı otoriter baba figürü var ailede. Dört erkek kardeşin en büyüğü Kevin, Zac Efron canlandırıyor. Daha sonra David, bu iki kardeş de babaları gibi Amerikan güreşi yapıyorlar. Bir de Kerry isimli bir kardeşleri var, Jeremy Allen White'ın canlandırdığı karakter. Bu aslında olimpiyat sporcusu, güreş yapmamış, disk atma ile ilgileniyor. Bir de en küçük kardeşleri Mike var. Mike hiç Amerikan güreşini yapmak istemeyen bir kardeş. Müzikle ilgileniyor, bir grupta çalıyor. İyi de aslında, başarılı da o konuda. Fakat babasından bu konuda yine baskı görüyor. Müzikte bir gelecek olmadığını ama ailesinin ismi sayesinde Amerikan güreşinde çok önemli yerlere gelebileceğine dair. Yani bu dört kardeşin de babalarının aslında baskılarıyla güreşçi olmaları ve kariyerleri boyunca yaşadıklarını izliyoruz filmde. Zac Efron'un canlandırdığı Kevin aslında içlerinde Amerikan güreşine en tutkulu olan kardeş ve Dünya Ağır Siklet Şampiyonu olmak istiyor. Fakat siz de biliyorsunuzdur ki Amerikan güreşi, daha doğrusu bu güreş eğlencesi denilen WWE gibi organizasyonlar da aslında bir senaryo dahilinde önceden yazılmış işler. Ve bu etkinliklerde aslında sadece sportif başarınız değil, mikrofonla konuşma kabiliyetiniz, oyunculuk yetenekleriniz, network'ünüz çok önemli. Kevin bu konularda çok iyi değil, çok iyi aktörlük yapamıyor. Fakat kardeşi David mesela bu konuda ondan çok daha iyi. O yüzden aslında kardeşi onu geçiyor. Boynuz kulağa geçer durumuyla birazcık öne çıkmış oluyor David. Bir yandan Kerry disk atmalarda yaz olimpiyatlarına, 1980 yaz olimpiyatlarına hazırlanıyor. Fakat 1980'de yaz olimpiyatlarına Amerika katılmadı. Sovyetlerin Afganistan'ı işgali sonrasında boykot ettiler. Bu nedenle onun da planları alt üst oluyor, eve dönüyor ve babası artık olimpiyatları bırak sen de güreşe gir diye onu da zorluyor. Ve aslında üç kardeş de Amerikan güreşine girmiş oluyor iyice ve bir takım olarak orada dövüşüyorlar. Aslında gayet başarılı da oluyorlar. Fakat daha sonra kemer şansı tahmin edildiği üzere Kevin'a değil de David'e gidiyor. Kevin buna biraz bozuluyor tabii ama özel hayatında işte yaptığı evlilikle birazcık mutluluğu yakalaması onu bundan uzaklaştırıyor. Bu arada kardeşler arasında çok büyük bir kıskançlık hiçbir zaman olmuyor. Kardeşler her zaman film boyunca birbirlerine destek oluyorlar. Asıl onları iten, yoran, sıkan güç her zaman babaları oluyor. Şimdi söyleyeceklerim filmle ilgili spoiler'a giriyor. Şimdiden bir uyarı yapayım. Eğer filmi izlemediyseniz bu kısmı dinlememenizi öneririm. Filmde bu babalarının zoruyla ilerleyen güreş kariyeri bütün aile için, bütün çocuklar için bir kabusa ve trajediye dönüşüyor. İlaçlarla kendini çok zorlayan David, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybediyor. Bu tabii bütün kardeşlerin hayatını alt üst ediyor, tüm dengesini alt üst ediyor. Baskılara dayanamayan ve istemeden güreş dünyasına dahil edilen, müziği bırakmasına sebep olunan Mike aşırı doz uyuşturucu ile intihar ediyor. David'den sonra güreşte ailenin öne çıkan ismi Kerry oluyor. O da bir kazada ayağını kaybediyor. Daha sonra bunu saklayarak acı çeke çeke güreşmeye devam ediyor. Fakat o da dayanamıyor bir yerden sonra. Psikolojisi kaldırmıyor ve o da kendini vurarak intihar ediyor.
Bir tek büyük kardeş Kevin kalıyor geriye hayatta. O da güreşe bir süre daha devam ediyor. Hatta Dünya Ağır Siklet Şampiyonluk maçına da çıkıyor efsane güreşçi Ric Flair'la. Fakat o maçı kaybediyor. Ve sonrasında güreşi bırakıyor. Aslında filmde yer almayan ve yine intihar eden bir kardeşleri daha var. Chris isminde. O dediğim gibi filmde işlenmemiş. Genel bir değerlendirmeyle devam edelim. Güreş eğlencesi denilen bu organizasyonlara aşinaysanız bu sektörde büyük trajedilerin, ölümlerin, intiharların yaşandığını bilirsiniz. Von Erich'lerin hikayesi de bunlardan biri. Belki de en trajik olanı. Bir ailenin başına bu kadar fazla trajedinin gelmesi gerçekten korkunç. Güreşin ve Amerikan rüyasının belki de yok ettiği bir aile diyebiliriz. Başarılı bir spor filmi olduğunu düşünüyorum ben Iron Claw'un. Ama baskıcı ve ilgisiz ebeveynlerle çocuklarının yaşadığı zorluklar çok işlenmiş bir tema. Zaten filmin sinopsisini ve fragmanını gördüğümde de yani çok Amerikan bir hikayenin bizi beklediğini hissetmiştim. Öyle de oldu. Hikaye çok etkileyici, kendisi çok etkileyici. Gerçek hayat hikayesi olması insanı ekstradan vuruyor. Onun dışında bir anlatım dili olarak, sinema dili olarak bir yeniliği var mı filmin derseniz bence yok. Çok alışıldık bir şekilde anlatıyor filmi, hikayesini. Güreş temalı veya işte boks temalı bu tarz dövüş sporlarında çok daha etkileyici hikayeler izledik. The Wrestler benim için müthiş bir filmdir mesela Darren Aronofsky'nin. Wrestler dışında Fighter, Warrior gibi filmleri izlediyseniz çok bir farklılık, çok yenilik bulamazsınız. Ama yine de keyif alırsınız onları da sevdiyseniz. Oyunculuklar başarılı. Zac Efron belki de hayatın performansını sergiliyor. Baba Fritz Von Erich rolündeki Holt McCallany çok iyi oynamış bence. Filmi taşımış. Gayet başarılı bir kurgusu var filmin, onu söylemek lazım. Akıcı bir film olmayı başarıyor. Yönetmenlik ve senaryosu da ortalama, ortalama üstü diyebileceğim bir seviyede. Amerikan toplum yapısını, Amerikan aile yapısını ve Amerikan rüyasını eleştiren, bunu spor üzerinden, sporcular üzerinden yapan çok film izledik. Onlara göre bir yenilik fazla göremedim ama teknik açıdan da, oyunculuklar açısından da gayet başarılı bir aile spor draması olduğunu düşünüyorum. Benim bu filme puanım da ortalama üstüne tekabül eden 5 üzerinden 3. Siz de görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.